Bizden elimizdeki tek terimli ifadelerin en büyük ortak çarpanlarını bulmamız isteniyor. Herhangi iki ifadenin en büyük ortak çarpanı demek o iki ifadenin de ortak olarak bölünebildiği en büyük sayı demektir. Ortak çarpanın büyüklüğünden bahsederken dikkatli olmamız lazım. Çünkü burada büyüklükten bahsederken ifadelerin içerdiği ortak çarpanların sayısından bahsediyoruz. Yani ortak çarpanın büyüklüğü, alışık olduğumuz anlamda sayı değerlerinin büyüklüğünden ileri gelmiyor. Mesela ortak çarpanlar negatif değerlerde alabilirler. Şimdi kulağa karmaşıkmış gibi gelse de soruyu çözmeye başladığımızda bunu daha iyi anlayacaksınız. O yüzden hemen soruyu çözmeye başlayalım. Soruyu çözmeye bu gördüğünüz ifadelere asal çarpanlarına ayırarak başlayacağım. Elimizdeki ifadelerin sayısal ve değişken kısımları var asal çarpanlarını ayırırken, bu kısımları da ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekiyor. Evet, neyle başlayalım? 10cd kare. Bununla başlayalım. Onun asal çarpanları nelerdir diye soracak olsam, bana hemen 2 ve 5 diye cevap verirsiniz, öyle değil mi? O halde 10cd kareyi ilk olarak 2 çarpı 5 çarpı c çarpı d çarpı d şeklinde yazabiliriz. Sayısal kısımda onun asal çarpanları olarak 2 ve 5 var. Değişken kısımda ise c ve d'yi çarpan olarak yazıyoruz ve böylece d'yi üstünden kurtarıyoruz. 25 c küp d kare ifadesinde aynı şekilde asal çarpanlarına ayıracak olursak. 25 için 5 çarpı 5 yazabiliriz. c küp de nedir? c çarpı c çarpı c'dir. Ve d kare için de d çarpı d diyoruz. Şimdi de bu iki ifadenin en büyük ortak çarpanını bulmamız gerekiyor. Her iki ifadede de 5'i ortak çarpan olarak görebiliyoruz, değil mi? Yine her ikisinde de c ve d çarpı d ortak çarpanları var. O halde bu iki terimli ifadenin en büyük ortak çarpanı 5 çarpı c çarpı d çarpı d'dir. Yani 5cd kare'dir. 5cd kare çarpanı bu iki ifadenin de ortak olarak bölünebildiği en büyük çarpandır.